Arkadaşlar selamlar. 7 Şubat 2023'ten kampımızın 49. gününden tekrardan selamlar, merhabalar diyoruz arkadaşlar. Ayrıca Celal Hoca'nın askerliğinin 6. gününde zaman yavaş yavaş ilerlerken her türlü sizlere hizmet vermeye, öğretmeye, örnek olmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Sizler de öyle çok çalışacaksınız. Bu Haziran'da inşallah bu işi bitirip o üniversite kapısından içeri girip orada da daha, daha çok çalışıp hem kendinize hem ülkenize hem ailenize faydalı bireyler olacaksınız. Bizim böyle bireylere ihtiyacımız var biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani dürüst, namuslu, işini seven, severek yapan böyle insanlara ihtiyacımız var. Düşünsene ülkede herkesin işini öyle yaptığını. Değil mi? İşte neyse karıştırmayalım şimdi. Şimdi arkadaşlar şöyle diyorum. Nerede kaldık biz? Kuvvetli asit bazlarda pH ve pOH hesabını anlattık. Şimdi neredeyiz arkadaşlar? Zayıf asit ve bazlarda pH ve pOH hesabındayız. Gelin bakalım nerede kaldık bakalım. Ardından videomuza geçelim. Geldik bakalım 8. bölümü geçmiştik. 6. ünitede arkadaşlar artık neredeyiz? 9. bölümdeyiz. Zayıf asit ve bazlarda pH ve pOH hesabı yapacağız. O zaman PDF'mize geçebiliriz arkadaşlar. Geldik bakalım. Dün kuvvetli asit ve bazlarda pH ve pOH hesabı dedik. Şimdi zayıf asit ve bazlarda pH ve pOH hesabı diyeceğiz arkadaşlar. Peki zayıf asit ve bazlarda pH ve pOH hesabı. Nedir bu zayıf asit ve bazlar arkadaşlar? Şöyle suda tamamen iyonlaşmayan dikkat et tamamı iyonlaşmıyor. Demin hani Önceki videoda kuvvetli asitlerin %100 iyonlaştığını söylemiştik. Şimdi ise bu zayıf asit ve bazlar tamamen iyonlaşmıyor. Kısmen iyonlaşan asitler ve bazlardır arkadaşlar. Bunlar zayıf asit bazlardır. Dolayısıyla mesela limonda sitrik asit vardır. Biz bunları yiyebiliyoruz. Çünkü neden? Tamamı iyonlaşmıyor. Öyle düşün. Bunlar çift taraflı denge tepkimeleridir arkadaşlar. Tamam mı? Yani bunlar suyla ne yapıyor? Attığımda arkadaşlar denge tepkimesi oluşturuyor. %100 iyonlaşmıyor yani. Hani biz böyle tek tek zayıfların hepsini bilmek zorunda değiliz. Hangisini bileceğiz? Şöyle. HF bak hidroflorik asit, hidrosiyonik asit sakın bunu karıştırma tamam mı? Zayıf asittir. Karbonik asit bak bu bir zayıf asittir arkadaşlar. Asetik asit ve sonunda COH olanlar yani bunlara sakın baz demiyorduk. TT kısmında uzun uzun anlattık bunlar arkadaşlar. Bunlar ne? Zayıf asit. Bu asitler dedik zayıftır arkadaşlar. Tabi daha çok zayıf asit var ama bunları bilsek yeter bize. Bir de şöyle amonyak bu zayıf bazdır arkadaşlar. Bir de mesela bir organik gruba Sonunda mesela NH2 görürsen şunu görürsen arkadaşlar amin grupları deriz. Bunlar da zayıf bazlardır tamam mı? He biz zaten tek tek hepsini hangisi zayıf hangisi kuvvetli bunları bilmek zorunda değiliz. Sorulardan anlayacağız. Nasıl yani şöyle düşün. Şimdi bir zayıf asit HA sembolik olarak yazdık arkadaşlar buraya tamam mı? Şimdi böyle bir zayıf asit suya hidrojen verir ve denge oluşturur tamam mı arkadaşlar? Yani A eksi artı H3 o artı. Ben bunu şöyle de yazabilirim yani bir sıkıntı yok. Yani şöyle de yazabilirim. HA diyelim aqua tamam mı? Denge tepkimesi H artı aqua artı aqua suda çözelti demekti değil mi? A eksi aqua. Bak aynı şeydir. Bunların ikisini de görürsün yani tamam mı? Şöyle dedik. Madem bu suyla bir denge oluşturuyor değil mi? Suyla bir denge oluşturuyor. Bir dengenin de sabiti yok mudur arkadaşlar? Ka. Bak normal bir Kc'dir bu aslında ama bir asit olduğunda ortamda şu çoğu artı fazla olduğunda ben buna şöyle derim asitlik denge sabit yani Ka burada yazıyor asitlik denge sabit dedik arkadaşlar. Bak şöyle Ka ürünler bölü girenler normal denge bağıntısı yazıyoruz. Hatırla sıvılar denge hızını etkilemeyeceği için denge bağıntısına yazılmazdı değil mi arkadaşlar yani şöyle yazayım. Yani burada ürünler bölü girenler bak çözeltiler yazılırdı. A'nın molar derişimi çarpı H3 artının molar derişimi bölü HA diyeceğim. Ben burada pH ve POH hesabı yaparken bu formülü kullanacağım arkadaşlar. Denge bağıntısı demiş oldum. Normal bir denge tepkimesi düşün. Anlattığım başka bir şey yok. Aynı yani denge konusundayız. Burada suyla denge oluşturanlar zayıf asit ve bazlar. Tamam mı? Sorularımız var arkadaşlar. Çözeceğiz. Bir bazlardan da bahsedelim. Bak ortam bazikse Bazılar da bazdan kaynaklı OH eksi daha fazla olur. Yani HB hatırlarsak baz ne yapıyordu? Suyu H OH gibi düşünürsem suya sudan hidrojen yani proton alanlar bazdı değil mi arkadaşlar? Bunlara baz diyordum. Yani şöyle düşün. Ben buradaki denge bağıntısını bu şekilde yazdığımda hatırla suları yani sıvı haldeki saf sıvıları ve katları denge bağıntısına yazmazdım. Burada bir KB olur. Normal bir KC gibi düşün bunu ama ortamda OH fazla olduğunda ortam bazik diyorum arkadaşlar. Bazik durumlarda da bu ne oluyor? KB bazlık denge sabiti diyorum. Yani normalde mantık KC yani denge sabiti. KB ürünler bölü girenler arkadaşlar. Tamam mı? Yani burada da şöyle dedim. Sıvılar denge bağlantısına yazılmayacağından dolayı ürünlerde H2B artının e, molar derişimi çarpı OH molar derişimi bölü HP. Biz pH ve POH hesabı yaparken bir bassa buradaki OH'ı çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Bir asitse yani bu da kuvvetliler gibi yapmayacağız yani. Bir asitse de bu bağıntıdaki H3O artıyı çekmeye çalışacağız. Buraya dikkat gel bakalım sorularımızı çözüp videomuzun sonuna gelelim. Bol bol soru çözeceğiz arkadaşlar mantık hep aynı. Şimdi örneğimize baktığımızda diyor ki. 0.1 molar. HA A zayıf asitinin pH değeri ve pOH değeri kaçtır? Şimdi şöyle yazalım biz. Hani şöyle yazabilirsin bak. HA suya attım. H2O. Tamam mı? Bak bu HA A, aqua. Su sıvı arkadaşlar. Denge tepkimesi oluşturdu. Şöyle diyorduk. Bir asit suya hidrojen verendi. Yani H3O artı aqua artı bir de arkadaşlar A eksi aqua. Böyle yazabiliriz. Bir de şöyle de yazabiliriz arkadaşlar. Yani direkt basit olsun diye mesela HA. Normalde sen bunu nasıl yoğunlaştırıyordun? Şöyle denge tepkimesi. H artı aqua. Birazcık kasma yapıyor şu an bilgisayar. A eksi aqua demiş oldum arkadaşlar. Bak bir denge olduğundan dolayı bu. Değil mi? Bir dengenin bir de sabit olur arkadaşlar. Ka. Neden? Çünkü ortamda H artı var. Yani H3O artı var. Şimdi Ka burada demeden önce şunu demem lazım arkadaşlar. Bak ben başlangıçta 0.1 molar atıyor muyum? Şöyle diyoruz. Başlangıç değişim denge. Bak normalde arkadaşlar dengede şöyle yaparız biz. Buradaki hesaplamaları mol üstünden yaparız. Ama bu asit ve bazlarda molarite üzerinden bunları yapabiliriz arkadaşlar. Molar derişim üzerinden bir yazabiliriz. Yani şöyle 0.1 moler attım buraya. Şimdi şöyle bak. 1 azaldı. 1 oluştu. 1 oluştu. O zaman buradan x azalırsa bak zayıf ya ne kadar azalacağını bilmiyorum. O zaman buradan x oluşur. Siyahla yazayım arkadaşlar. Yani buradan artı x oluşur. Artı x oluştu. Bak denge anına geldiğimde 0.1 eksi x molar buradan oldu elimde. x molar h oldu. x molar da a eksi oldu. Arkadaşlar Ka'yı soru bana vermiş. Öğretmenim nereden anlayacağız zayıf asit bazı olduğunu? Ka'yı sana sorarsa veyahut da verip işte buradaki pH'i pOH'i sorarsa Ka'yı gördüğünde bu bir zayıftır. Yani oradan hatırlamam lazım. Burada neymiş arkadaşlar? 1 çarpı 10 üzeri eksi 9'muş asitlik denge sabiti. Peki ben bunu yaptım. Artık işler çok kolay değil mi arkadaşlar? Ka neydi? Ka. Ürünler böyle girenler. Yani burada H artı çarpı A eksi değil mi? Bölü ne dedim arkadaşlar? HA A dedim. H, A demiş oldum. Zaten yukarıda da yazsaydım sıvılar denge bantında yazılmayacağından dolayı yine bunları ürünler böyle girenler yazardım yani. Buradan daha şu 3 o 3 çekerdik yani. Aynı şey değişen bir şey yok. Şimdi K, A ne arkadaşlar burada? 1 çarpı 10 üzeri eksi 9. Şimdi eşittir. Bak bu x'miş bu x'miş. Yani x çarpı x x kare gelir. Bölü buraya dikkat. Arkadaşlar bak şuradaki yoğunlaşma çok az. Birazdan sayıyı hesaplayacağız çok az olduğundan dolayı burada iyonlaşan x'i biz ne yapacağız? İhmal edeceğiz. Çünkü ihmal etmezsek buradan ikinci derece denklem gelir. İkinci derece denklemlerle bizim işimiz yok. Unutma burada asidin iyonlaşmasını ihmal ediyoruz. Zayıf asit bazılarda var bu arkadaşlar. Yani bir tek burada 0.1 molar kabul ediyoruz arkadaşlar. Bu da ne yapar? 10 üzeri eksi 1 yapar. Yani 10 üzeri eksi 1 yaptım. Bak içler dışlar çarpımı yaparsak arkadaşlar burada şöyle gelir. X kare eşittir. 10 üzeri eksi 9 ile 10 üzeri eksi 1'i çarptığımda tabanlar aynıysa üstlerde toplama çıkartma işlemi yapıyordum. Yani 10 üzeri eksi 10 gelir arkadaşlar. X de buradan ne gelir? 10 üzeri eksi 5 gelir. Yani bunu hesapladım. Peki X dediğim şey H artı değil mi arkadaşlar? Yani yukarıda yapsaydım h 3 artı bulurdum. O zaman buradaki H artı iyon derişimim eşittir 10 üzeri eksi 5 molarsa eksi logaritma H artı aldığımda bu ne yapıyordu? pH yapıyordu. E, o zaman eksi logaritma arkadaşlar şöyle dedim 10 üzeri eksi 5. Bak eksi 5'i başa attım eşittir eksi vardı. Eksi 5 başa geldi logaritma 10. Logaritma 10 tabanına 11. Eksi de eksi de ne yapar? Artı yapar arkadaşlar. O zaman pH buradan ne bulunur? pH buradan 5 olarak bulunur. Arkadaşlar şöyle dedim. pH artı pOH. Bunların toplamı 14 yapacaksa pH'i 5 buluyorsam pOH ne olacak arkadaşlar? 14 ne? 14 yap. 9 yap. Allah Allah. Buradan ne diyeceğim arkadaşlar? 9 bulmuş olacağım. Yani soru bana zaten pH ve pOH değerlerini soruyordu. Bu şekilde yapacağım. Var mıdır bir sıkıntı? Umarım güzel bir şekilde bunları halledeceksin. Güzel. Şimdi geldim. Bak 2015 LYS'de benzer bir soru çıkmış arkadaşlar. Diyor ki pH değeri 3 olan. Bir kere sana direkt pH'i verirse pH ne demekti? Eksi logaritma H artı değil miydi arkadaşlar? Çok güzel. E o zaman şöyle diyor bana. Eksi logaritma h artı yaptığımda bu ne yapacakmış arkadaşlar? 3 yapacakmış. Bak eksiği başa aldım. Burada da 10 var gizli. Logaritma 10 tabanında demekti bu. 10 üzeri 3. Yani h artı üzeri eksi eşittir 10 üzeri 3 ise buradaki eksiyle buradaki artı yer değiştirebiliyordu. O zaman h artı iyon derişimi eşittir 10 üzeri eksi 3 olur. Bak şurası bulundu. H artı yön derişimi 10 üzeri eksi 3'müş. Peki ch 3 COOH. Bunları biz TYT kısmında da anlattık ama şöyle bil. ch 3 COOH bir zayıf asittir arkadaşlar. Bu şöyle. Sondan iyonlaşıyordu. CH3, COO eksi artı H artı dedim. Bak bunlar sulu çözelti olduğundan dolayı denge bağıntısından yazılır. Yani suyun içerisinde Öyle demek. Tamam mı arkadaşlar? Ve suyun içerisinde bir denge olduğundan dolayı bunların hepsi bulunuyor yani. Denge halinde. Bunlar buraya dönüşüyor. Bunlar buraya dönüşüyor bir yandan. Yani girenler ürünlere bir yandan da ürünler girenlere dönüşüyor. Ne yapıyorduk? Şöyle BDD diyelim. Başlangıç. Değişim. Denge diyorduk. Bak sen artık pH hesaplamadın mı kardeşim? Yani burada pH'tan özür dilerim. pH'tan ortamdaki H artıya hesaplamadın mı? E buradaki H artı neymiş? 10 üzeri eksi 3'müş. Bak bir azalıp 1 oluşuyor 1 oluşuyor. O zaman buradan 10 üzeri 3 eksi 3 molar oluştuysa bire ise buradan da 10 üzeri eksi 3 molar oluşmuştur. Bak bir harcanıp bir oluştuysa buradan da 10 üzeri eksi 3 molar harcanmıştır arkadaşlar. Sen başlangıçta 0.1 molar kullanmıştın. O zaman buraya 0.1 molar yazdım. Son durumda da elimde ne kaldı? 0.1 eksi 10 üzeri eksi 3. Arkadaşlar buradan da 10 üzeri eksi 3 geldi. Bak dikkat et. Şimdi ben bunları yazacağım ama. Arkadaşlar bak 10 üzeri eksi 3 demek 0,003 demek değil mi? Şu yani. Bak 0.1'den böyle bir sayıyı çıkartırsam çok az bir değişiklik yapar. O yüzden biz bunları ihmal ederiz yani. Dikkat et yani. Bu kısım ne yapacak? Şu kısmı ihmal edeceğim bak unutma tamam mı? E buradan ben ne benden ne istiyor? KA istiyor arkadaşlar. O zaman KA eşittir ne yapıyorum ben? Ürünler bölü girenler yani CH3 COO eksi yani şuradaki CH3 COO eksi çarpı H artı yani CH3 COO eksi çarpı H artı dedim. Bölü dedik arkadaşlar CH3 CH3 COO Harç dedim arkadaşlar. Buradan yerine yazdığımızda o zaman yapalım. Şöyle dedik 10 üzeri eksi 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü. Yani buradaki ihmal ettiğimden dolayı şurayı buraya da 0.1 yazacağım. Yani 10 üzeri eksi 1 yazalım arkadaşlar. Buradan da 10 üzeri eksi 6 bölü 10 üzeri eksi birden bunu yukarı artı olarak attığımda 10 üzeri eksi 6 çarpı 10 üzeri artı 1 tabanlar aynısı üstlerde toplama çıkartma işlemi yapıyorduk o zaman şöyle geliyor 10 üzeri eksi 6 artı birden şöyle buluruz arkadaşlar ka şuraya yazıyorum ka eşittir. 10 üzeri eksi 5 olarak bunlara arkadaşlar doğru cevabım bu olacaktı. Bak LYS'de direkt böyle bir soru çıkmış. O yüzden çok etliye sütliye karışmıyorsun. Tamam mı arkadaşlar? Ha, sana bazen KA yerine KB verir ama ortam asidiktir. Şunu unutma bir not yaz arkadaşlar buraya not. Tamam mı? Çok böyle hani böyle ihtiyacın olan bir bilgi değil ama şunu bil. KA ile KB'yi çarptığımızda biz arkadaşlar K su yapar. K su. Yani şöyle düşün. K'su ne? 10 üzeri eksi 5. Yani buradaki KA 10 üzeri eksi 5 ise KB'yi sorsaydı arkadaşlar buna da 10 üzeri eksi 9 derdik. Tamam mı? Yani KA çarpı KB ne yapacak? K'su yapmış olacak. Buralara da dikkat ediyoruz. Yani sorarsa da bunu yapın. Ama yani çok böyle taktik yapın biraz arkadaşlar. Üniversite sınavında gelecek gibi sorular çözdüğümüzde yani bunları rahat bir şekilde böyle yapabilirsiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Tabi bunlarla alakalı soru tipleri anlatacağız artık bundan sonra. Yine bu kısımla alakalı yani bitmedi daha. Şimdi bunlarla alakalı yoğunlaşma yüzdesi soruyor mesela. Yoğunlaşma yüzdesini de yarınki videomuzda sizinle birlikte anlatacağız. Yani buraları ben kısa kısa böldüğümden dolayı arkadaşlar sizler sizlere böyle yük olmayacak. Yani sen bu videoda anlatılanı ne olursun çok iyi anla bak. Senden rica rica ediyorum. Bu videoda anlatılanı çok iyi anladın da emin ol çok faydasını göreceksin. Gıdım gıdım böyle örgü yapar gibi milim milip daha vaktimiz var. Emin ol yaparsın. Emin ol yaparsın. Daha organik kimya anlatacağız arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş bugünkü videoyu izlediysen bununla alakalı kendinle soru çözmeye çalış. Ha çözemediğin sorular elbet olacaktır. Soru bankalarının arkasındaki soru çözümlerine bak. AYT kimyanın 3-4-5 yayınları, AYT kimyanın yeni sorularını soru bankasının Yeni sorularını ben çözdüm biliyorsunuz. Oradan izleyebilirsiniz. Çıkmış sorular var mesela çıkmış sorulara bakabilirsiniz. Dediklerimiz her şey ortada arkadaşlar. Bizim yaptığımız iş söylediğimiz her şey ortada. O zaman gel bakalım nerede kaldık işaretleyelim videomuzun ufaktan sonuna gelelim. Geldik bakalım 11. haftanın da salı gününden arkadaşlar. 49. gün 7 Ocak 2023'tü. Askerliğimizin 6. kampımızın 49. gününde bugün bitirdik arkadaşlar. Zayıf asit ve bazılarda pH ve pOH hesabı dedik. Bundan sonra ne yapacağız? Asit ve bazılarda iyonlaşma yüzdesini anlatacağız yarın size arkadaşlar. Ve ondan sonra ufak ufak artık asit bazlarında sonuna geleceğiz. Titrasyon, tampon çözelti falan derken bir bakmışsın. Zaman geçmiş arkadaşlar. Zaman çabuk geçecek. Bol bol çalışıyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. iyi çalışmalar arkadaşlar.